Arkadaşlar merhaba. Eğitimlerim sırasında bakımcı grubuna sorduğum bir soru vardı. Dedim ki yukarıdaki lambada akım fazdan geliyor. Lamba içerisinden geçtikten sonra nötr hattından dönüş yapıyor. 3 fazlı motorlara biz nötr hattını bağlamıyoruz ve sadece 3 faz veriyoruz. Peki motora verdiğimiz 3 faz akımı motor içerisinde ne oluyor şeklinde bir soru sorarım. Aldığım cevaplar arasında doğru sayısı çok da fazla değil. Bu bize aslında faz kavramını zihnimizde çok da iyi canlandıramadığımızı gösterir. Bu videoda size en temel haliyle faz kavramı üstünde bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Fazla ilgili, fazör kavramı ile ilgili sayfalar dolusu, kitaplar dolusu yazılar yazılabilir, hesaplamalar yapılabilir. Ama bu videoyu seyredenler akademik bir beklenti içerisinde olmasınlar. Az önce de dediğim gibi en temel, en anlaşılır haliyle size faz kavramını anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için yararlı olur. Alternatif akımı zamana bağlı olarak yönü değişen akım olarak tanımlayabiliriz. Bir alternatif akım kaynağına ait sembol şu şekildedir. Bizim şebekemiz sinüsoidal dalga formundadır. Sinüsoidal dalga formunun eksenin üst tarafında kalan kısımlarına artı alternans, eksenin alt tarafında kalan kısımlarına ise eksi alternans ismini veririz. Peki artı ve eksi alternanslarda neler olmakta? Artı alternansta akım kaynağın üst ucundan çıktıktan sonra alıcının içerisinden geçmekte ve kaynağın alt ucunda devresini tamamlamaktadır. Eksi alternansta ise bu sefer akım kaynağın alt ucundan çıkmakta, alıcının içerisinden geçtikten sonra kaynağın üst ucunda devresini tamamlamaktadır. Yani artı ve eksi alternanslarda akım yön değiştirmiştir. Nötr nedir? Yeryüzü iletken özelliğinden yararlanılarak hattın kablonun bir tanesi olarak yeryüzünün kullanılmasıdır. Deminki devreyi tekrar hatırlayacak olursanız kaynağımızdan 2 adet iletken kablo çıkmakta ve bu kablolar, bu iletkenler alıcıya gitmektedir. Eğer ben bu iletkenlerden bir tanesi olarak yeryüzünü kullanacak olursam yeryüzü benim için nötr hattını oluşturur. Enerjinin üretildiği jeneratörlerin yıldız noktasının ucu toprağa verilir. Alıcıların ise bir ucu şalt merkezlerinde toprağa verilir. Bu sayede iletkenlerden bir tanesi olarak yeryüzü, yani nötr hattı kullanılmış olur. Nötrü gördükten sonra artı ve eksi alternanslarda akımın durumuna tekrar bakalım. Benim şebekemden aldığım faz nötrle bir lambayı çalıştırdığımızı düşünelim. Artı alternansta akım fazdan çıkar. Lamba içerisinden geçtikten sonra nötr hattına dönüş yapar ve devresini tamamlar. Eksi alternansta ise bu sefer akım nötrden çıkar. Lamba içerisinden geçtikten sonra faz hattına gelir ve devresini tamamlar. Yani artı ve eksi alternanslarda akım benim şebekemde de yön değiştirmiştir. Aklımızda kalan şöyle bir bilgi vardır. Akım her zaman fazdan çıkar nötre doğru gider şeklinde. Bu bilgi yanlış bir bilgidir. Artı alternansta evet akım fazdan nötre doğru akar, fakat eksi alternansta akım nötrden faza doğru akacaktır. Benim şebekem 3 faz ve fazlar arasında 120'şer derecelik faz farkı olduğunu söylüyoruz. 3 fazın da aynı eksenli grafik üzerinde gösterilmesi sinüsoidal olarak bu şekilde. Burada ise vektöriyel gösterimini vermişiz. Matematik ve trigonometri ile aramızın iyi olmadığını düşünürsek faz kavramını zihnimizde canlandırmakta sorunlar yaşamaktayız. Şimdi bu işi biraz daha açıklamaya çalışalım. Aslında 3 faz her biri kendi iletkeni üzerinden akım geçirir. Her iletken üzerinde aralarında 120'şer derecelik faz farkı olan akımlar dolaşır. Periyot kavramı üstünde biraz daha durarak işi açıyla değil de zamanla anlatmaya çalışalım. Bu benim başta da gördüğüm şebekeme ait sinüsoidal dalga formu. Başlangıç noktası bunun 0 derece. Artı alternanstan eksi alternansa geçiş, yani akımın yön değiştirdiği nokta 180 derece ve tekrar periyodun bittiği başlangıç noktasına döndüğü nokta ise 360 derece olarak açısal olarak bu şekilde gösteriliyor. Benim şebekemin frekansı 50, yani bu periyot saniyede 50 kere tekrarlanıyor. Yani saniyede 50 adet periyodum var. Bu ne demek? Bu şu,
bir periyodun gerçekleşme süresi 0.02 saniyede oluyor. Yani elektriği ilk sıfır noktasında verdiğimizi düşünürsek, akımı ilk sıfır noktasında geçirmeye başladığımızı düşünürsek, akımın yön değiştirdiği, az önce 180 derece olarak verdiğimiz artı alternanstan eksi alternansa geçiş noktası başlangıçtan sonra 10. milisaniyede gerçekleşmektedir. Ve tekrar periyodun başa dönmesi başlangıçtan itibaren 20. milisaniyede gerçekleşmektedir. Aslında bu açı olarak gösterilse de bir zaman gecikmesidir, bir zamanlamadır. Şimdi tekrar 3 fazlı sinüsoidal grafiğe aynı ekranda bakalım. 0. saniye, 2. L2 fazının başlaması 120 derece dediğim yer aslında başlangıçtan 6.6 milisaniye sonra gerçekleşiyor. Ve 3. fazın, L3 fazının başlangıç noktası 240 derece dediğim yer aslında L1 fazına göre başlangıçtan 13 milisaniye sonra başlayan bir faz. Yani L1'in başlangıcını ben 0 noktası kabul ettiğimde L2 fazı bundan 6.6 milisaniye sonra başlangıç noktasından geçiyor ve L3 fazı L1 fazına göre 13 milisaniye sonra başlangıç noktasından geçiyor. Başlıyor olarak söyleyebiliriz. Tekrar her fazı kendi grafiğinde bakacak olursak, bu 0. saniyede başlayan L1 fazım 120. derecede, yani 6.6 milisaniyede başlayan L2 fazım ve 240 derecede yani 13. milisaniyede başlayan L3 fazım. Bu zaman gecikmesi nasıl gerçekleşiyor? Bunun üstünde biraz da duralım. Bunu açıklayabilmek için rotor devri 3000 devir bölü dakika ile çalışan bir jeneratörü örnek olarak göstereceğiz. Jeneratörün temel çalışma prensibi de en kısa haliyle şu şekilde söyleyebiliriz. Ortada dönen bir rotor var. Rotor sabit mıknatıs veya elektromıknatıs bir manyetik alan oluşturmuş durumda. Bu oluşan manyetik alan stator sargılarının yerleştirildiği bir gövdenin içerisinde döndürülüyor ve bu manyetik alan stator sargılarını kesiyor. Kestiği bu stator sargılarında ise gerilim indikliyor. Temel jeneratörün çalışma prensibi bu. Bu sargılar aslında fiziki olarak da birbirlerine 120'şer derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Dikkat edecek olursanız bobinler birbirlerine fiziki olarak 120'şer derecelik faz farkı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Şimdi şu yanılgıya düşmeyin. Dikkat edecek olursanız siyahla gösterilmiş birinci faz, kırmızı ile gösterilmiş ikinci faz arasında 60 derece bir açı var gibi gözüküyor. Hayır. Burada kasıt bu sargının girişidir. Bu sargının çıkışıdır. Yani bu birinci parçadır. Giriş noktasıdır. Bu sargıdan karşı sargıya geçer bobinaj. Bu sargı yapıldıktan sonra çıkış yapar. Bu L2 fazının çıkış bobinidir. Giriş bobini buradadır. Yani dikkat edecek olursanız aynı yönde, aynı polaritede gerilim indikleyebileceği sargı siyahtan sonra kırmızı ve aralarında 120 derece faz farkı vardır. Bu kırmızı. Bu ise ters yönde gerilim indikler. Yani bu bobinin eşleri bu bobin değil, giriş bobini olan bu bobindir. O nedenle aralarında da fiziki olarak 120'şer derecelik faz farkı vardır ve rotorun dönüşü sırasında bir fazı kestikten sonra bir sonraki fazı aynı polaritede, aynı yönde kesebilmesi için geçmesi gereken süre ise tekrar söylüyorum 6.6 milisaniyedir. Yani baştan açıyla açıkladığımız, daha sonra zaman gecikmesi olarak gösterdiğimiz faz kavramındaki zaman gecikmesinin gerçekleştiği nokta burasıdır. Rotorun bir sargının, bir faz sargısının altından çıkıp bir yanındaki aynı yönde, aynı polaritede gerilim indikleyebileceği sargıya girişi arasındaki geçen süredir. Burada yalnız tekrar hatırlatıyorum. Bu çizim rotor devri 3000 devir bölü dakika olan bir jeneratöre aittir. Kutup sayıları veya rotor devirleri değiştikçe
Örneğin 1500-750 fiziki yapı, elektriksel açı biraz daha farklılaşmaktadır. Şimdi dengeli yük olan motorumuzu düşünecek olursak, 3 fazı tuttuk, motorumuza verdik. Dikkat edecek olursanız burada herhangi bir nötr bağlantısı yok. Ne oluyor? Artı alternansta akım şebekeden motora doğru olmaktadır. Eksi alternansta ise akım motordan bu sefer şebekeye doğru akmaktadır. Şimdi bunun biraz daha detayına girelim. Yine 3 fazı aynı grafik üstünde sinüsoidal olarak gösterdik. Tekrar hatırlayacak olursanız akımın herhangi bir noktadaki değeri Imax çarpı sinüs alfa veya sinüs omega t şeklinde bir formüldü. 30. dereceyi örnek olarak alalım. Yani 1.6. milisaniyede değerler ne oluyor? 30 derecenin sinüsü, L1 fazı için hesap yapacağım. 30 derecenin sinüsü 0.5. Yani akım 0.5 I'lık bir akım. Yukarıda artı alternansta olduğu için şebekeden motora doğru akmakta. Üçüncü faz için, yani buradaki mavi olarak gösterilmiş faz için hesaplayacağız. Burada 30 derece, 240 derecede başladığını düşünürsek, 240-30 derecedir tam yer olarak ve başlangıç noktasının önünde bir yer olduğu için de eksi sinüs olarak hesaplayacağız. Bunun değeri de 0.5 çıkmaktadır. Yani L3 fazımda 0.5 I'lık bir akımı şebekeden motora doğru akıtmaktadır. Şimdi gelelim kırmızı ile gösterdiğimiz ikinci fazımıza. Bunun başlangıç noktası 120 idi. 120-30 dereceyi hesaplıyoruz ve kendi başlangıcından öndeki bir değeri hesapladığımız için de açı eksi sinüs olarak hesaplanıyor ve eksi 1 çıkıyor bunun değeri. Bu ne demek? L2 fazımda da 1 I'lık bir akım bu sefer motordan şebekeye akmaktadır. Peki bu motor sargılarında nasıl gerçekleşiyor? Motorumuzun yıldız olduğunu düşünürsek, yıldız bağlı olduğunu düşünürsek, L1 ve L3 fazları 0.5 I'lık akımı şebekeden motora doğru aktarırken, L2 fazımsa bunların toplamı olan 1 I'lık akımı bu sefer motordan şebekeye doğru akıtmaktadır. Yine üçgen olduğunda da L1 ve L3 fazlarından 0.5 I'lık L2 faz akım şebekeden motora, L2 fazından da 1 I'lık akım motordan şebekeye doğru akmaktadır. Şimdi bu örneklerimizin sayısını arttıracağız ama çok fazla detaylandırmayacağım bundan sonraki örnekleri. Çünkü nasıl hesaplandığını ve akım geçişlerinin motor içerisinde nasıl olduğunu az önce gördük. Örnek olarak 60 dereceyi alalım. Yani 3.3. milisaniyedeki olay I1 akımı hesaplandığında 0.86 I'lık bir akım. Nereden? Şebekeden motora. Dikkat edecek olursanız burada L3 fazına ait I3 akımı 0. Bir o anda yani 3.3. milisaniyede L3 fazından akım geçmiyor. Şebekeden motora, motordan şebekeye herhangi bir yönde akım geçmiyor. Tekrar 60 derecede L2 fazının akımını hesapladığınızda 0.86'lık bir akım olduğunu görürüz. Yani gelen akımı birden 0.86, giden akım yani motordan şebekeye dönen akım I2'den 0.86, aynı değerde 2 akım. 90 dereceyi örnek alalım, yani 5. milisaniyeyi. Burada yine L1 fazını hesaplayacak olursak burada 1 I'lık bir akım artı alternanslı olduğuna göre şebekeden motora doğru akmaktadır. I2 akımına baktığımız zamansa hesaplama 0.5 I'lık bir akımın eksi alternanslı olduğu için motordan şebekeye doğru aktığını ve yine I3 akımının, L3 fazındaki I3 akımının yine motordan şebekeye 0.5 I'lık bir akımın aktığını söyleyebiliriz. Burada da dikkat edecek olursanız şebekeden motora ve motordan şebekeye giden akımların toplamları birbirine eşit. Peki diğer şeylerde noktalarda ne oluyor? Bir ara değer alalım. Bu ara değer, aldığımız ara değer 280. derece, yani 15. milisaniye. Burada I1 akımını, L1 fazına ait I1 akımını 0.98 I olarak hesaplamışız. Aşağı tarafta olduğu için motordan şebekeye doğru akan 0.98 I'lık bir akım.
I2'yi hesaplamışız. Artı alternansta 0.34 çıkmış. Yani şebekeden motora doğru 0.34 I'lık bir akım. Ve L3 fazının akımını hesapladığımızda 0.64 I'lık yine şebekeden artı alternanslı olduğu için motora doğru akan bir akım. Yine gelen 0.90 giden 0.98 ve gelen 0.64 0.34'ü topladığınızda 0.98'e eşit olduğunu, gelen ve giden akımların birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Şimdi ara değerler aldığımız için sanki bu sizde basamaklı bir değerlermiş gibi gelmesin. Dikkat edecek olursanız sinüsoidal dalga formu her an devam ediyor. Ve devam ettiği için alacağınız her derecede, hatta 0.0 bilmem ne derecede dahi gelen ve giden akımlar birbirine eşit şekilde değerler elde edeceksiniz. Bu grafik bilmiyorum biraz daha anlaşılır olabilir mi? Dikkat edecek olursanız kendi artı ve eksi alternanslarda fazlardan akım geçişleri oluyor. Ve bu akım geçişlerinin bileşkesi benim motor akımımı siyah olarak gösterilmiş veriyor. Başta da söylediğimiz gibi bu videoda akademik bilgiler vermekten ziyade işin en temelini, en basitini görsel olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Akademik bilgi bekleyen arkadaşlar belki hayal kırıklığına uğradı ama işi daha yeni yeni kavramaya çalışan arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum.